Yani sadece sayıyı arttırmakla yetinmeyeceğiz. Daha fazla para harcayan, konaklama dışı harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz. Artık milyonlar size geliyor. Ama bu gelire nasıl yansıyor? Bu tartışılır. İnanılmaz derecede turist artışı var. Kişi başı sayısında artış var olduğu gösteriliyor. Fakat bölge esnafını irdelediğimizde bölge esnafı turizmde turizm destekli çekmiş olduğu krediler ödemekte zorlandı. Geçmiş dönemdeki turizmin eksiklerini kapatmakta zorlandı. Ve birçok giderler maalesef devam ediyor. Turizmde öncelik her şey dahil mi, turizmden beslenen esnafların durumu mu? Ülkemize gelen turist sayısı mı, gelir mi, hizmet kalitesi mi? Yoksa çok para harcayan kaliteli turist mi? Tek amacımız verimlilik. Çünkü verimlilik olmadan bugünkü dünya şartlarında bir işi yapmanız imkansız hale geliyor. Çünkü artık ciro kolay yani, ama net kar çok zor. Türkiye turizmde 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Ancak bu sorular dünden bugüne halen turizm gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu yıl muhtemelen kişi sayısında 2017 ile kıyasladığımızda %25, gelir bazında baktığımızda %31 artışla kapatarak 40-42 milyon bandında bir turist sayısını yakalayıp tekrar yeni rekorlar elde etmeye başlıyoruz Türkiye olarak. 2018 yılında kişi sayısında kırılan rekor üstüne rekorlar dahi turizmden beslenen sektörlerin tamamını ne yazık ki memnun etmeye yetmiyor. Eğer 2018 yılı Turizm Bakanlığı'nın ve Antalya Valiliği'nin belirttiği ölçüde yüksek düzeyde bir gelir seviyesine ulaşmış olsaydı, bugün Manavgat merkez olmak üzere birçok turizm bölgesinde bu kadar boş dükkan, kiralık dükkan olmazdı. Türkiye turizminin dinamosu kuşkusuz deniz, güneş, kum ve bu pastanın çileği de her şey dahil. Turistlerin Türkiye tercihlerinde her şey dahilin rolü yadsınamaz elbette. Ancak sistem ülkemizi daha çok gelir durumu düşük turistlerin buluşma noktası haline getirdi. Otellerden dışarı çıkmayan turistler para harcamadığı gibi ülkemizi tanımak için de hiçbir sosyal aktiviteye katılmıyorlar. Bu da haliyle turizm esnafı başta olmak üzere toplam turizm gelirlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu kadar boş dükkanın ve kiralık dükkanın olmasının sebebi otellerdeki uygulanan mevcut her şeye dahil sisteminin daha yaygın hale getirilmeye çalışılıp bölge esnafıyla etkileşim halinde olmayıp içeride hapsedilip turizm ajantalarının ve rehberlerin tek elinde bırakılıp bu müşterilerin belli yerlerden alışveriş yapmasına zorlanmasıyla doğru orantılıdır. Öncelikle bunu kaldırmamız lazım. Antalya'da yaklaşık 80 bin üyesi bulunan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bu yıl 10.541 esnaf iş yeri açmak, 4.660 esnaf ise kapatmak için başvurdu. Açılanın yarısı kadar kepenk kapatan esnaf, durumun sorumlusu olarak her şey dahil sistemini gösteriyor. Başkan Adnan Dere, Antalya'ya gelen turistlerin otellerden çıkmadığını ve otellerdeki her şey dahil sisteminin esnafa her zaman olduğu gibi bu yılda zarar verdiği görüşünde. Yurt dışından gelen müşteri havaalanı, otel ve otel ve seyahat ajantalarının anlaşmış olduğu center tabir edilen yerler içerisinde kıskaç içerisinde müşteriler. Otelden her türlü hizmet verildiği için müşteriler otel dışındaki bölge ekonomisine katkı sunmak amacıyla bölgedeki esnaftan alışveriş yapmakta zorlanıyor. Çünkü buluşamıyor. Bu seyahat ajantaları vasıtasıyla center tabir edilen yerlere kişi başı ayak bastı parası ödenmektedir. Ve yapmış oldukları alışverişlerden komisyon almaktalar. Peki şunu sorarım Antalya Valiliğine ve Turizm Bakanlığı'na. Türk milleti misafirperverdir. Misafirperver olarak gelen, bu bölgemize gelen misafirlerimizin göz göre göre bizim gibi esnaflardan 100 liraya alacağı bir ürünü kişi başı komisyon ödemek ve yapmış oldukları alışverişlere yüzde vermekten dolayı en az 5 katı rakamlarla satılmasına göz yummak misafirperverliğe yakışır mı, yakışmaz mı? Biz öncelikle buna bakmamız lazım. Kıskaç altında. Bakın Side bölgesi itibariyle çok ziyaretçi sağlayan bir yer. Nevşehir'den, Kapadokya'dan Koreli ve Japon turistler geliyor. Başlarında rehber var.
sanki askeri personellermiş gibi hiçbir yere gitmeden Apollon Tapınağı'nda tarihi yerimizde resim çektirip oldukları gibi geri gidiyorlar. Hiçbir müşteri serbest bırakılmıyor. Aynı şekilde bölgemize ziyarette mecbur bırakılan Ruslar sabah saat 9'da Sidi'ye giriyorlar. Turistik bölgeleri giriyorlar. Başlarına bulunan rehberler bunların hepsini başka bir yere kanalize ediyorlar. Bizim buraya sadece ziyaretçi dışında ekonomiye bir katkıları yok. Bizlerden herhangi bir ürünün olmasın, insanın temel ihtiyacı olan su, buradaki marketlerden su bile almıyorlar. Çünkü şartlandırılmışlar. Bu bölgelerden alışveriş yapmayın, bizim anlaşmalı yaptığımız yerlerden alışveriş yaptığınız zaman her şey güvenli denilmektedir. Her şey dahil sistemi turizm esnafı penceresinden günah keçisi görülmeye devam ederken, otelciler açısından ise adeta olmazsa olmaz. Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz. Manavga Side Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Marut, her şey dahil sisteminin değişmesinin mümkün olmadığını, değişme şansının dahi bulunmadığını savunuyor. Hatta her şey dahil sistemini bir turizm biçimi olarak tanımlıyor. Her şey dahil artık bir turizm biçimi. Her şey dahil sistemi, gelir seviyesi yüksek turist hedefleyen Türk turizminin önünde bir engel mi yoksa kurtarıcı mı? Sektör temsilcileri henüz ortak bir karara varabilmiş değil. Hem gelir seviyesi yüksek turist gelsin, hem de bu turistler otellerden dışarı çıksın, alışveriş yapsın, ülkemizi tanısın. En önemli ortak nokta burası olsa gerek. Turizm tek bir noktada, tek adreste, tek şirket ismiyle büyüyemez. Büyüyen o tek adres, yanındaki diğer o adrese, o yapıya destek veren işte sporcular olsun, yerel gazeteciler olsun, yerel sosyal anlamda çalışan, o bölgeyi yeşerten dinamikler olsun. Bunların hepsine bakmak, korumak ve destek vermek mecburiyetindedir diye düşünüyorum. Çünkü destination management diye bir kavram var. Yani destinasyonun tümünü sağlıklı kılabilmeniz için suyu da, akan suyu da biraz yaymanız lazım. Yani sadece bana aksın dediğiniz zaman yine neticede kendi geleceğinizi kurutuyorsunuz. Bu işe böyle bakmak lazım. Sektörün bütün temsilcileriyle ve sektör dışındaki yani turizm bölgelerindeki belediyeleri de belediye başkanlarından temizlik işçisine, esnaftan taksicisine, sektörün ve sektör dışındaki bütün vatandaşlarımız için işine kapsayacak bir çalışma, bir kampanya şeklinde olacak, bir seferberlik şeklinde olacak. Bakan Ersoy'un Sayın Kurtulmuş'tan görevi alırken kullandığı bu açıklama, yeni dönemde yerel yönetimleri hiç olmadığı kadar turizm sektörünün en önemli çözüm odaklarından biri haline getireceğe benziyor. Misafirleri tesislerinden dışarı çıkaracak sebepleri oluşturabilen turizm destinasyonlarındaki belediyeler belki de bütün bu tartışmalara son verebilir. Yaklaşan yerel yönetimlerde bölgemizdeki belediye başkan adaylarına da bu vesileyle sesleniyorum. Turizm öncesinde bir takım etkinlikler yapalım. Sosyal ve kültürel her bölgede, Side dahil olmak üzere, diğer turizm bölgelere dahil olmak üzere her bölgede ayrı ayrı etkinlikler yapalım.